O zaman hazırsak başlayalım mı? Şimdi öncelikle şunu söylüyorum arkadaşlar. Lütfen ama lütfen yani bugün az alt tapta olun. Hani ne kadar fazla oy kullanım katılımı olursa o kadar güzel olur. Şimdi 35 tane yarışmacımız var. 35 yarışmacının ben baştan başlayarak yani Discord'da bulundukları sırayla straw poll'larını hazırladım. Chat'e straw poll'ları vereceğim ve ekrana transmog'u vereceğim. 1 ile 5 arasında oylayacaksınız. Oylama sonucunuza göre sanırım Hello Multiple'ı seçmedim değil mi? Seçtiysem de şeye düzenli etki etmez çok fazla da. Oylarınıza göre arkadaşlar bir hesap çıkacak. Toplam verilen oyla puanların ortalamasına göre bir ortalama ve o ortalama o kişinin hanesine yazılacak. Ve böylelikle her kişinin 2 dakika oylama süresi olacak. Herkesten de oy kullanmalarını bekliyorum arkadaşlar. Sirius Black selamünaleyküm abi yayınlar iyiyim teşekkür ederim sağ olasın. Şimdi o zaman yavaş yavaş başlayalım. Ben bunu böyle nasıl yapacağım? Öncelikle şunları ben bir kaldırayım. Bunlarla benim bir işim yok. Discord'la işim var ve buradaki sci-fi ile işim var. Bir de benim evet buna ihtiyacım var. Şimdi ilk arkadaşın transmogunu şuradan şuraya basarak ekrana veriyorum. İlk arkadaş Metin Asşara. Şuradan linkini veriyorum. Daha sonra da şeye başlayacağım arkadaşlar, ekrana vermeye. Evet, bu arkadaşınkini şimdi ekrana veremedim hala. Verdim mi? Veremedim. Verdim. Evet. Süre başladı. İki dakika süreniz var arkadaşlar. Chat'te görmüş olduğunuz poll'dan kullanabilirsiniz oylarınızı. Benim çok sevdiğim bir mekanda çekmiş. Valley of Heroes, Stormwind'de. Kendisi bir human, hanım abla. İki dakika süre başladı. Herkes oyları kullansın arkadaşlar. Hasan sen de arada linki yeniden şey yaparsan. Beyaz eldivenler, parmak uçları kırmızı. Kafada yanan bir tacı var. Mage olduğunu düşünmekle birlikte offhand ve dagger kullanmış kombininde. Merak ediyorum neler olacak bu yarışmada. Güzel transmoglar var çünkü beğendiğim. Benim kafamdan görememe gibi bir durum söz konusu değil, değil mi? Şöyle mi? Böyle. Evet. Son 25 saniye. Saniye kaldı. Evet, süre bitti.
Ben de kendi oyumu kullanacağım şimdi. Size göstermeden. Evet. Oh. Oylamalar birazcık arkadaşlar daha fazla katılım gerektiriyor. Belli oldu. Lütfen daha fazla katılım gösterin. Şöyle 2 kişi 9 vermiş. Pardon. 9 kişi 2 vermiş, 5 kişi 1 vermiş, 2 kişi 3 vermiş, 1 kişi de 4 vermiş bu transmoga. Şimdi bunun hesaplamasını yapacağım. Size gösterdikten sonra 9 1'i 5 kişi vermiş. 2'ye 1. Evet. İlk yarışmacımız Metin Aşağıra 1,94 almış. Hiç 5 veren olmamış bu transmoga. Sıfırcılar gelmiş gene. Buraya hemen ekleyeyim ben. Evet, ilk sırada Metin var. 1,91 ortalamayla. Aha, sizi ben ne yapacağım ya? Niye siz bu kadar çok sıfırcı insanlarsınız bilmiyorum ama. Sıfırcı değiliz abi, o kadar da değil ya demiş. Va bilmiyorum artık. Evet, ilk yarışmacı Metin 1,91 aldı arkadaşlar. Sizlerden, sizlerin oylarıyla ve ikinci yarışmacımız MacRock, BGK MacRock. Onu size şöyle chat'e ikinci straw poll'u atıyorum ve onun da transmogunu açıyorum arkadaşlar. Böyle bir ses göndermiş bize. Kendisi bir Blader. Birazcık küçük ama yani gönderdiğiniz resimlerin de kalitesi sizin alacağınız oyu etkileyebilir. Elinde bir bow var. Ve kendisi bir Hunter. Hunter Class Order Hold'a çekilmiş resim. Görmüş olduğunuz gibi Blader hanım abla. Sürede arkadaşlar. Şimdi başladı. Hasan linki tekrar atabilirsin istersen. Arkadaşlar her türlü katılabilirsiniz. Yani set gibi de olabilir. Bundan sonra tek görsel değil de tanıtım videosu atsalar. O biraz daha zor değil mi? Evet, son 20 saniye.
Evet. Tamamlandı. Ben de kendi oyumu vereyim şimdi. Evet, toplam 25 oy kullanılmış. Oo. 11 kişi 1 vermiş, 8 kişi 3 vermiş, 6 kişi de 2 vermiş. Arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen hesabını yapıyorum. Şunları şuradan sileyim. 11 kişi 1 vermiş. 8 kişi 3. 6 kişi 2 vermiş. 8 kişi 3, 6 kişi 2. Ve 1,88 aldı. Macrock. Ve Metin Aşağıra 1,91 ile ilk sırada. Macrock da ikinci sırada olmuş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Baya çekişmeli oldu bu iki şey. Şimdi bakalım. Bir sonraki transmogumuza geçiyoruz. Bunu kim göndermiş? Orhan göndermiş bu transmogu. Hemen bunu ben size ekrana vereyim. Arkadaşlar buradan oynayacaksınız. Bu Orhan'ın. Süre başladı arkadaşlar. Dalaran'da çekilmiş bir resim. Kendisi sanırım bir Bladel Paladin olsa gerek diye düşünüyorum. Bladel erkeği. Katılımcılarımız tabii şimdiye kadar iki hort bir elf mi oldu tabii öyle oldu değil mi? İki hort bir alliance. Sırtında bir two hand var sanırım arkadaşlar. Ve üzerinde yeşil bir enchant var. Son 50 saniye. Son 15 saniye arkadaşlar. Oylarınızı kullanın. Kullanmamazlık yapmayın lütfen. Ve süre doldu. Ben de oyumu kullanacağım şimdi. Evet, bakalım. Bu şekilde 8 kişi 1 vermiş, 7 kişi 2 vermiş, 6 kişi 3 vermiş ve 1 kişi 4 vermiş. Şimdi bir hesaplayalım. 8, 7, 6, 1. Ve evet, 2-0-0'la yeni liderimiz
Orhan oldu. Şunu da şöyle yapacağım arkadaşlar. Pardon. Evet. Orhan tam 2 oldu arkadaşlar. Yani hesaplamayı da şuradan göstereyim. Bu oy verenler, burada puanlar. Buradan da bunu bölüyoruz. 44'e 22 oldu ve tam 2.00 ile yeni liderimiz Orhan. Biraz düşük gidiyor puanlar. Bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl olacak. İnsanlar birazcık tabii az şeyler vermeye başladı. Şimdi bir sonraki yarışmacı elektrikçi. Kanalımızın müdavimlerinden elektrikçi. Oy vereceğiniz link burada. Ve elektrikçinin transmogunu ekrana veriyorum. Kendisi burası sanırım Northrend'de Scholazar Basin'in içerisindeki ormanda çekmiş. Elinde staffıyla bir troll abla. Oylarınızı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gözünde pembe gözlükleri var. Üzerinde kırmızı ve sarı tonlarının hakim olduğu bir rob. Ayaklar çıplak gözüküyor. Ama asasında ve omuzluklarında yeniden kırmızı ve sarı tonların hakim olduğu renkler. Siyah eldivenleriyle. Bu screenshotlarda arkadaşlar, hani bundan sonraki şeyler için de söyleyebilirim bunu. Hem göndermiş olduğunuz resmin kalitesi hem de karakterin transmoguna uyumlu mekan da önemli olma ihtimali olabilir. Son 30 saniye. Elektrikçi içinde. Eğer elektrikçi 2 ortalamanın üzerinde alırsa arkadaşlar yeni lider olacak. Son 10 saniyeye girdik. Evet, süre doldu. Şimdi ben de oyumu kullanacağım. Elektrikçi içinde. Oylar bu şekilde. 8 kişi 1 vermiş, 6 kişi 2 vermiş, 5 kişi 3 vermiş, 2 kişi 4 vermiş ve 2 kişi 5 vermiş. Hemen hesaplayayım. 8, 6, 5, 2, 2. 8, 6, 5, 2, 2. Ve 2.30'la yeni lider elektrikçi oldu.
Şunu benim bir ayarlamam lazım arkadaşlar. Bir saniye. Bunu şöyle yapmayacağım. Evet, böyle daha güzel oldu. Evet arkadaşlar, yeni puan durum bu. Elektrikçi 2.30'la lider Orhan 2, Metin Asyara 1.91 ve Makrok 1.88 almış oldu. Şimdi bakalım bir sonraki yarışmacı. Quixi Cosplay 5. sırada. Bunu hemen chat'e Quixi Cosplay'in linkini atalım ve Quixi Cosplay'in de evet SS'ini ekrana verelim. Süre başladı arkadaşlar. Kendisi bir Void elf olsa gerek. Ön kısımdan gördüğümüz kadarıyla Elven Forest gibi bir yerde ama arkasında bir Void portalı var. Süre başladı. Tepesinde boynuzlar ve omuzluklarında gözü kapalı iki tane şey var. Böyle gözleri bağlı kadın figürü omuzluklarda. Elinde bir offhand bir de dagger var. Dagger'ı hançer. Genelde lacivert ve green'in hakim olduğu bir şey olmuş. Evet, oylarınızı kullanabilirsiniz arkadaşlar. 1 dakika kaldı. Evet, burada da hava ifşekler patlıyor. Bazen böyle güm güm sesler geliyor. Dışarıdan. Burada da dağda hava ifşek niye patlatıyorlar ki? Bayağı uzağız her şey. Evet, son 20 saniye. Bir ve süre doldu arkadaşlar. Şimdi ben de oyumu vereceğim. Evet. Açalım bakalım. 12 kişi 4 vermiş, 8 kişi 5 vermiş, 5 kişi 1 vermiş ve 4 kişi 3 vermiş. 2 veren hiç olmamış. Bayağı yüksek bir oy ortalaması olacak gibi duruyor. Hemen hesaplayalım. Hesaplama kısmında 12 kişi 4 vermiş, 8 kişi 5 vermiş. 5 kişi 1, 4 kişi 3 vermiş. 5 kişi 1, 4 kişi 3. Evet, 3.62 aldı Quixi Cosplay. Ve evet, bayağı yüksek bir farkla arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ilk sıraya oturdu 3.62 ile.
Elektrikçi 2.30, Orhan 2, Metin Aşağı 1.91 ve Makrok 1.88. Hadi bakalım. Güzel gidiyoruz. Şimdi sırada Citizen Mary var. Citizen Mary'nin bu polo arkadaşlar. Ve kendi transmogu da burada. Citizen Mary'nin de süresi başladı. Kendisi Dazaral orada çekmiş bu resmi. Dazaralor'un mimarisiyle uyumlu gibi bordo ve sarı tonları var. Two Hand silahının enchantı da sarı parlayan bir enchant. Arkadaşlar gönderilen resimleri benim böyle yapmam lazım. İlk yarışmacılara da zoomlamadım. O yüzden zoomlayamam. Kusura bakmayın. Son bir dakika. Son 15 saniye. Zaten şey yapıyorum ben de. Yani Discord'dan açıyorum. Gerçeğini aç diyorum. Resmin gerçeği böyle çıkıyor. Süre doldu. Ben de oynayayım. Evet. Oy sonuçları bu şekilde. 8 kişi 3 vermiş, 7 kişi 2 vermiş, 3 kişi 1 vermiş, 2 kişi 4 vermiş ve 2 kişi 5 vermiş. Citizen Mary'nin transmoguna hesaplayalım. Üç, yedi, sekiz, iki, iki. Üç, yedi, sekiz, 2-2. 2-68. Citizen Mary 2-68 aldı. Ve 2-68 ile ikinciliğe ulaşıyor arkadaşlar. Quixi Cosplay 3-62 ile birinci. Citizen Mary 2-68. Elektrikçi 2.30, Orhan 2, Metin Asyarı 1.91 ve Mekrok 1.88. Ve Akciğer Kaos. Bakalım onun transmogu. Bu şekilde. Kendisi direkt karakter yaratım ekranından seçim ekranından bize göndermiş. Hem ön hem de arkadan çekmiş. Silah Legion'daki biliyorsunuz Argus'tan alınan silahtan.
Tabart. Samvel Tabard'ı mı acaba? Sarı'nın hakim olduğu bir Transmog. Son 40 saniye. Cimbomlar 5-1. Son 5 saniye. Bitti arkadaşlar. Ben de veriyorum oyumu. Yedi kişi 3 vermiş, 4 kişi 1 vermiş, 4 kişi 2 vermiş, 3 kişi 5 vermiş ve 2 kişi 4 vermiş. Yani 4, 4, 7, 2, 3. 4, 4, 7, 2, 3. 2,80. Akciğer kaosunda .80 ortalamayla arkadaşlar ikinci sırada Kuyksi Cosplay'in hemen altında, böyle gösterelim. Akciğer Kaos 2,80'le ikinci sırayı kaptı. Ve sıradaki yarışmacı Karpatya 8. sırada yarışmamıza katılıyor. Linki ben buraya kopyalıyorum. Buradan oy kullanacaksınız. Karpatya'yı da hemen buradan açalım. Evet. Süre başladı arkadaşlar. Hani bu arada şöyle bir şey var. Yani ben bu resmin orijinali küçük, zoom yapılmadan göremiyorum derseniz Discord kanalından Transmog listesinden istediğiniz gibi zoom yapıp bakabilirsiniz de, ama en azından yayın için kimseye haksızlık olmaması adına gerçeğini göster diyorum resmin. Hangi çözünürlükte gelmişse paylaşıyorum. Kendisi bir ork. Bulunduğu yer sanırım Warrior Class Order Hall'u olabilir. Ama şey tabi hani Battle.net'ten alınmış arka plan çizim. Omuzluklar ve elindeki silahlar yeşile yakın bir parlama şeyi var. Ve kendi üstüyle kafalığı gri renklerde. Evet, son 20 saniye. Oyları kullanın arkadaşlar. Oy önemli. Evet.
Evet, süre doldu. Ben de oy kullanayım. Evet. 10 kişi 4 vermiş, 6 kişi 3 vermiş, 3 kişi 1 vermiş, 3 kişi 2 vermiş, 1 kişi de 5 vermiş. Hesaplayalım. Yani 3, 3, 6, 10, 1. Dörtlerin fazlalığıyla Karpatya ikinci sıraya yerleşti. Evet, giderek notlar yükseliyor arkadaşlar. Bayağı güzel. Sıradaki yarışmacı Peroş. Peroş'un oy kullanacağınız linki bu arkadaşlar. Ve Peroş'un Transmog'u da bu şekilde. Karakter seçim ekranından bir screenshot'la paylaşmış. Noel'e hazırlanmış güzel yılbaşı. Kafasında kırmızı bandı. Ellerinde sanırım level 10 düz staff çubukları. Her ikisi de mavi. Ve kemerinde ve ayakkabılarında da yeşilin ve pantolonunda da yeşilin hakim olduğu bir transmogumuza bir ork erkeğiyle katılıyor. Kör oldum diyen var. Evet, Peroş'un transmogu için. Oylama yapabilirsiniz arkadaşlar. Son 20 saniye Peroş için oylar kullanılsın. Evet, son saniyede doldu. Şimdi ben de oyumu kullanacağım. Evet, inanılmaz bir çeşitlilik var şu an. Bu oyundan geliyor biliyorsunuz bu ses. 10 oy 1 verilmiş, 8 oy 5 verilmiş, 7 oy 3, 4 oy 2'ye, 2 oy da 4'e verilmiş. Hesaplayalım. Yani 10, 4, 7, 10, 4, 7, 2, 8. 10, 4, 7, 2, 8 ve bir daha bir kontrol edeyim. Evet, doğru yaptık değil mi? Doğru yaptık. 2,81 arkadaşlar Peroş'un skoru ve Peroş bu skorla arkadaşlar 3. sırada yer alıyor. Şampiyonluğu
Şöyle göstereyim sizlere. 2.81 ile Peroş 3. sırada yer aldı. Güzel. Güzel güzel transmoglar görüyoruz bu arada arkadaşlar, hakikaten. Şimdiki yarışmacımız 10. sıradan yarışmaya katılan Sero Manje. Ben oyumu kullanıp da bitirdikten sonraya bakıyorum arkadaşlar. Sonra kullanılan oylar geçersiz. Süre içerisinde olacak. Onu hatırlatayım. Seromanje'nin transmogu da bu şekilde arkadaşlar. Süresi başladı. Kendisi bir hunter. Sanırım Dazaralor'un içerisinde çekilmiş bir resim. Blood Elf. Bizim Horde tarafındaki karakterimiz de biliyorsunuz Blood Elf Hunter. Oylarınızı kullanabilirsiniz arkadaşlar şu an. Evet, son 10 saniye. Ve süre doldu. Şimdi ben de oyumu kullanacağım. Ben de oyumu kullandım. Oho. Evet. Arkadaşlar 10 kişi 5 vermiş, 7 kişi 4 vermiş, 4 kişi 1 vermiş, 3 kişi 3 vermiş ve 2 kişi 2 vermiş. Toplam 26 oy. Şimdi bakalım. Hesaplayalım. Yani 4, 2, 3, 7, 10. 4, 2, 3, 7, 10. Evet arkadaşlar. 3.65 aldı Seromanje ve yeni lider oldu arkadaşlar. Kendisini kutluyorum. 3.65. Quixi Cosplay 3.62 almıştı. Ve yeni lider Seromanje oldu. Blood Elf Hunter'ıyla, Hunter Transmogu'yla. Quixi Cosplay ikinci 3.62 ile Carpathia 3.13 ile ilk üçü zaten üçün üzerine yer aldığınız zaman ilk üçte yer alıyorsunuz. Güzel. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Soundbell geliyor. 11. sırada Soundbell. Kendisine buradan oy kullanabilirsiniz. Ve Soundbell'in transmogunu şimdi ekrana getiriyorum. Evet. Süre başladı arkadaşlar.
Netherlord Soundbell. Kendisi bir Nightborn. Sanırım bir Warlock aynı zamanda. Eğer bu yanında dolaştırdığı peti... Ben bilmiyorum tabii de sanırım şey peti değil mi bu? Disconnectus Erectus Guild'ından Netherlord Soundbell. Bu arada arkada Darnassus'la birlikte bir şey yapmış, çekmiş. Kırmızı bir elbise, yakasında broşu da olan, kafalığı da kırmızı yanıyor. Dizlik ve ayakkabı, yani pantolon seçeneği bunlardan oluşuyor. Kemerle silah uyumu var gibi. Bir de biliyorsunuz Darkmoon Fair'dan alınan kanatla birlikte kombinlemiş. Son bir dakika Soundbell içinde. Oylarınızı kullanın arkadaşlar bu arada. Ne kadar çok oy o kadar çok çekişme olur. Son 30 saniye. (15 saniye. Süre doldu arkadaşlar. Ben de oyumu kullanıyorum. Evet. 9 kişi 5 vermiş. 5 kişi 3 vermiş. 5 kişi 4 vermiş. 4 kişi 2 vermiş ve 2 kişi 1 vermiş. Hesaplayalım. Yani 2... 4, 5, 5, 9. Üç altmış. Üç altmışla Soundbell 3. sırada. Gördüğümüz olduğunuz gibi Soundbell 3. sıradaki yerini aldı. Lider Seromanje arkadaşlar hala. Ve Hürrem geliyor. Bakalım Hürrem'in transmogu yarışmamıza 12. sıradan katıldı. Bu arada şu eski tabları ben bir kapatayım. Hürrem için buradan oy verebilirsiniz. Süre başladı arkadaşlar. Kendisi bir human. Mavi tonlarında. Silahı da mavi tonlarında. Kendisi bu screenshot'ı Hürrem of the Ashen Verdict title ile birlikte Kral Varian Rin'in mezarının önünde almış. Hem önden hem de arkadan görünüşünü screenshot'larını almış. Son 50 saniye.
for the Alliance. Daha demin neden nom yok diye bir soru geldi de bilmiyorum. Neden olsun değil mi? Evet, son 10 saniye arkadaşlar. Hürrem içinde. Ve süre doldu. Ben de oyumu kullanıyorum. ...11 kişi 3 vermiş, 6 kişi 1 vermiş, 6 kişi 4 vermiş ve 5 kişi 2 vermiş. 5 veren yok. Hürrem için. Yani 6, 5, 11, 6. 6, 5, 11, 6. Ve 2.61 alıyor Hürrem. Ve Hürrem böylelikle 8. sırada yer almış oluyor. Şöyle gösterebiliriz Hürrem'i de. Citizen Mary'nin hemen arkasından geldi. Bir sonraki yarışmacı Red Hood. Arkadaşlar. Linki burada. Oy linki. Ve Red Hood'un da Transmog'u burada. Süre başladı. Stormwind Keep'in içerisinde Kral Anduin Rin'in önünde çekilmiş screenshotlar. Lordaeron Kalkanı ve Alliance Seventh Legion aslanlı tabardıyla birlikte omuzluk kafalıklar metal sarı renkleri hakim. Ayakkabılarda da o şekilde. Corruption of Light Guild'ından The Light of Dawn title'ıyla Cass Warrior isimli karakterin arkadaşlar. Son 50 saniyesi Cass Warrior'ın da. Yani Red Hood'un. On saniye kaldı. Oylarımızı kullanalım. Ve süre doldu arkadaşlar. Ben de kullanıyorum oyumu. Evet. 10 kişi 2 vermiş, 8 kişi 1 vermiş, 4 kişi 3 vermiş, 4 kişi 4 vermiş ve 3 kişi 5 vermiş bu transmog için. Toplam 29 oy kullanılmış. Hesaplamasını yapalım. Yani 8, 10, 4, 4, 3. Ve 2.45'lik bir ortalama sahibi oldu Red Hood. Ve 2.45'lik ortalamayla 9. sırada yer almış oldu. Şöyle gösterebiliriz.
Evet, sıradaki yarışmacı 14. sırada Detium. Detium. Screenshot'ını göndermiş. Bu linkten oyununuzu kullanabilirsiniz Detium için. Ve Detium'da bu şekilde süre başladı. Nomumuz yok ama goblinimiz var. Ben kameramı bir kapatayım, rahat görün arkadaşlar. Çünkü SS birazcık benim üzerime doğru gelmiş. Ogrimmar önünde çekilmiş. Yani Ogrimmar'da çekilmiş aslında, önünde değil. Genelde mor tonların hakim olduğu bir offhand ve onehand kombinasyonu var. Omuzluklar ve kemerde de bu kombinasyon var ve eldivenler kahverengi tonlarında. Arkasında da back'inde de gene mor bir back var. Ve bu yarışmaya katılan ilk goblin female. Son 50 saniye. Bu arada Ogrimmar'da da yılbaşı süslerinin olduğu bir şey de olmuş. Bu arada. Evet, son 15 saniye oy kullanmak için. Ve arkadaşlar süre doldu. Ben de kullanacağım şimdi. Evet. 11 tane 5 gelmiş, 7 tane 3, 5 tane 1, 4 tane 4 ve 2 tane 2 oy gelmiş. Toplam 29 oyda. Şimdi bir hesaplayalım. Yani 5, 2, 7, 4, 11. 5, 2, 7, 4, 11. 3.48. Evet, 3.48 ile Detium üç barajını geçen isimlerden oldu ve 4. sırada oldu. Şöyle gösterelim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar 3.65, 3.62, 3.60 ve 3.48 ile Detium. Bu arada Detium'u da hani Goblin karakterle bu yarışmaya katılma cesaretinden ötürü, çünkü Gnom ve Goblinlerin hani bu yarışmalara çok sıklıkla katıldığını söyleyemeyiz. Sırf ondan dolayı bile tebrik etmek lazım. Detium da 4. sırada yer aldı. Ve sırada Demon Bow var. 15. sıradan yarışmaya katılıyor Demon Bow. Buradan oyunuzu kullanabilirsiniz. Ve Demon Bow'un da ben resmini yayına veriyorum. Süre başladı arkadaşlar. Yine Hunter Class Order Hall'unda çekilmiş bir SS. Aslında şeyden alınma bu sanırım. Blizzard'ın Armory'sinden. Hunter
Elinde silahı ve bir troll erkek transmoguyla yarışmaya katılıyor. Bu arada ben kameramı tekrar açabilirim, değil mi? Son 40 saniye. Son 5 ve süre doldu. Ben de oyumu kullanıyorum arkadaşlar şimdi. Evet. Sekiz kişi 4 vermiş, 8 kişi 5 vermiş, 5 kişi 3 vermiş, 4 kişi 1 vermiş ve 1 kişi 2 vermiş. 26 oy olmuş. Bakalım. Yani 4, 1, 5, 8, 8. 4, 1, 5, 8, 8. 3,58 ortalamayla Demon Bow dördüncü sıraya çıkıyor. Levolette abone oldu. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza. Sağ olasın. Hoş geldin. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Seromanje 3.65 ile lider. Quixi Cosplay 3.62. Soundbell 3.60. Demon Bow daha deminki şeyle 3.58 ve Detium 3.48. İlk 5 bu şekilde oluşmaya başladı. 15. yarışmacımızı aldık ve 16. yarışmacımız Sençe. Sençe bu güzel mi? Ona bir bakalım. Undead kendisi arkadaşlar. Gefar of the Iron Vanguard ismiyle Wu-Tang Clan. Transmog'u bu şekilde. Genelde sarı ve yeşilin hakim olduğu bir transmog. Ellerinde baya baya bildiğiniz yeşil parlayan silahları var. Oylarınızı kullanabilirsiniz arkadaşlar.
Evet, son 45 saniye. Kendisi sanırım bu resmi Silver Pine Forest'ta çekmiş diye tahmin ediyorum. Yani görüntülerden öyle anlaşılıyor. Böyle orada ait bir deponun önünde gibi. Son 5 saniye arkadaşlar ve evet, oy kullanma işlemi tamamlandı. Ben de oyumu veriyorum. Gefar için. Sençe için yani. Evet, bakalım. Sonuçlar bu şekilde. 8 kişi 3 vermiş, 8 kişi 5 vermiş, 7 kişi 1 vermiş, 5 kişi 2 vermiş ve 2 kişi 4 vermiş. Yani 7, 5, 8, 2, 8. 7, 5, 8, 2, 8. 2,97. aldı Sençe. Evet, bu 2,97'lik şeyle de 7. sıraya çıktı Sençe 2,97 ile. Evet, bakalım bir sonraki yarışmacı İsmail. İsmail için oyu buradan vereceksiniz arkadaşlar. Hemen transmogunu açıyorum İsmail'in. Süre başladı. Bir Blood Elf hatunuyla katılıyor İsmail. Fire Lord Ales Maria Stay High Guild ile. Pembe bir elbise. Ve bir elinde One Hand, diğer elinde Off Hand. Onlar da pembe morlu bir kombin. Aynı zamanda biliyorsunuz Blood Elf'ler normalde yeşil renk göze sahip olur. Burada bir kastimizasyon var ve sarı renkli gözlere sahip. Ayakkabılar da uyumlu gözüküyor. Resmi çekmiş olduğu yerde Zuldazar. Son 1 dakika. Son 15 saniye. İsmail'in transmogu için. Ve süre bitti. Ben de oyumu kullanacağım. Evet, bakalım. 7 kişi 5 vermiş, 6 kişi 1 vermiş, 5 kişi 4 vermiş, 3 kişi 3 vermiş ve 2 kişi 2 vermiş.
Hesaplayalım. 6, 2, 3, 5, 7. 6, 2, 3, 5, 7. Ve 3.22 aldı İsmail de. Ve 3.22'lik puanla arkadaşlar 6. sıraya yükseldi İsmail. Evet, ilk 3 3.60'ın üzerinde. Seromancı, Quixi Cosplay ve Soundbell. Şimdi Erdem geliyor. 18. sırada. Bu arada yarıladık arkadaşlar. Erdem'le birlikte. Bu Erdem'in linki. Bu da Erdem'in transmogu. Süre başladı. Titan Slayer, Psycho Demon, Eternal Rage Guild'ından Boralus'tan resmini göndermiş bizlere. Beyazların hakim olduğu ve beyaz peçe, beyaz saçlar, bir Night Elf. Aynı zamanda elindeki Warglaive'ler de beyaz ve mavi tonlarında. Ülteras kasabasının Boralus ana şehrinden çekilmiş bir screenshot. Son 45 saniye arkadaşlar. Aynı zamanda Dressing Room şeyi de göndermiş. Screenshot'ını eklemiş. Evet arkadaşlar, süremiz dolmak üzere ve süre doldu. Ben de oyumu kullanayım. Evet. 8 kişi 4 vermiş, 5 kişi 5 vermiş, 4 kişi 3 vermiş, 2 kişi 1 vermiş ve 1 kişi 2 vermiş. 2, 1, 4, 8, 5. 2, 1, 4, 8, 5. 3.65 aldı. Erdem. Üç virgül 65. Ve bu da Erdem'i Seromanje ile ilk sıraya koymuş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bayağı güzel bir transmogtu hakikaten. Yani oylama bittikten sonra bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki. Hani iyilerinden biriydi gerçekten de. Ve şu an birinciliği Seromanje ile paylaşıyor durumdalar 3.65 ile. Evet, bakalım. Sırada Infinity var. Infinity'ye buradan oy verebilirsiniz.
süre başladı Infinity içinde. Kırmızı renklerin hakim olduğu bir transmog olmuş. Staff'ı iki parçalı, hem yani simetrik olan bir staff var kırmızı. Arkasında yine şeyden alınan, Dark Moon Fair'den alınan kanatlar ve transmog başlığı, shop'tan alınan başlık var. Bir Blood Elf ve Firelance'in önünde çekilmiş bir Mount Aijal'da, Firelance'in önünde çekilmiş bir SS. Sad But True yıldan katılım gösteriyor arkadaşımız. Son 40 saniye. Oy kullanalım arkadaşlar. Kalabalığız. Oylarınızı esirgemeyiniz lütfen. Son 20 saniye. Ve süre doldu. Ben de oyumu kullanıyorum. Evet, sonuçlar böyle. 11 kişi 4 vermiş, 7 kişi 5 vermiş, 4 kişi 1 vermiş, 3 kişi 2 vermiş ve 3 kişi 3 vermiş. 4, 3, 3, 11, 7. Ve 3.50 almış Infinity. Ve 3.50 ile arkadaşlar 6. sıraya yerleşiyor. Gördüğünüz gibi. Bir diğer yarışmacı Tiamon Damien. Süre başladı arkadaşlar. Conqueror of Orgrimmar title'ıyla Khazad-dûm. Kendisi bir şaman ve şaman Class Order Hall'unda, yani Mindstorm'da çekilmiş. Ve ilk katılan Dwarf galiba, değil mi? Yarışmamıza da. Şimdi genelde kalkanında ve silahında, yani one handinde Fist Weapon olsa gerek o. Yeşil renkler hakim. Aynı zamanda omuzluklarında da yeşiller var. Ama kalın bir mail ve kürklü bir mail kombini yapmış renklerinde. Aynı zamanda üzerindeki giysinin de alt kısımlarında koyu yeşil renkler mevcut. Son bir dakika. Tiamon Damien arkadaşlar. Şu an ona bakıyoruz.
Son 20 saniyeye girdik. Oy kullanmayı unutmayın. Ve süre doldu. Bakalım. 9 kişi 5 vermiş, 8 kişi 3 vermiş, 7 kişi 4 vermiş, 2 kişi 1 vermiş ve 1 kişi 2 vermiş. Yani 2, 1, 8, 7, 9. 2, 1, 8, 7, 9. Ve yeni bir birincimiz var arkadaşlar. 3,74 aldı Tiamon Demon. Evet. 3,74 aldı. Ve Tiamon Demon arkadaşlar 3.74 ile birinci sıraya oturdu. Kendisini tebrik ediyoruz. Ve Borgen 21. sıradan katılıyor arkadaşlar. Borgen. Bu şekilde Transmog'u Dalaran'da Ronin'in heykelinin üstünde alınmış bir Transmog. Kendisi bir Warlock sanırım. Çünkü Artifact Demon şeyi de yanında, kellesi de yanında. Beyazlar içerisinde bir kombini var. Kendi iç içliği de beyaz. Ama üzerinde mor bir kemerle bir human. Ayrıca kendisi de bir lore master'mış. Sivintlerimin. Titan'dan gördüğümüz kadarıyla. Invincible Knights Guild'ından katılıyor. Son 55 saniye. Son 10 saniyeye girdik arkadaşlar. Ve süre tamamlandı. Ben de oyumu kullanacağım. Borgen için. Evet. 11 kişi 1 vermiş, 4 kişi 2 vermiş, 4 kişi 3 vermiş, 4 kişi 4 vermiş ve 4 kişi 5 vermiş. Nasıl yapabildiğiniz bilmiyorum arkadaşlar ama. Yani 11 4 4 4 4. 11 4 4 4 4. 2.48 ortalama ile arkadaşlar Borgen.
2.48 ortalama ile 16. sıradan listemize giriş yaptı Borgen, görmüş olduğunuz gibi. Evet, devam ediyoruz. Sıradaki yarışmacımız Tauren Battlecry. 22. sıradan yarışmaya katılıyor. Süre başladı arkadaşlar. Tregard Sound adı verilen bölgede, arkadaki dağ biliyorsunuz Tregard Sound'un batı, güneybatı kesiminde yer alan bir dağ. Bir korsan teması var, ork korsan teması. Omuzluk, ağzı açık fil dişi teması var ve elinde tutmuş olduğu Fist Weapon tam bir hani korsanların takmış olduğu o kancadan. Eye patch ile ve altındaki pantolonuyla lacivert renklere sahip bir tema. Bu arada diğer elinde de meşale var, görmüş olduğunuz gibi. Oylarımızı kullanalım arkadaşlar. Son 30 saniye. Kendisi bir ork mail. Eğer fark etmediyseniz. Son 5 saniye arkadaşlar. Tamamlandı süremiz. Ben de oyumu veriyorum. Evet, bakalım. 12 kişi 5 vermiş. 5 kişi 4 vermiş. 4 kişi 1 vermiş. 3 kişi 3 vermiş. Ve 2 kişi 1 vermiş. Hesaplayalım. 4, 1, 3, 5, 12. 4, 1, 3, 5, 12. Ve arkadaşlar yeni birincimiz Tauren Battlecry oluyor. 3.80 ortalamayla. Evet, şöyle göstereyim. Tauren Battlecry 3.80 ortalamayla liderliğe oturdu. Yani oylama esnasında yorum yapamıyorum ama şunu söyleyeceğim. İnanılmaz güzel bir screenshot. Yani korsan teması, çekilen yer çok güzel. Üstü başı nefis yansıtıyor onu. Bence güzeldi yani. Kendisini tebrik ediyorum. Evet, sıradaki yarışmacı Saffron geliyor arkadaşlar. Evet, Saffron'un linki bu. Hemen ekrana da vereceğim. Evet, Saffron. Süresini başlatayım hemen. Süresi başladı. Kendisi Dazaral orada çekilmiş bu resmi ve bir Argent Crusade tabardı ile birlikte sarının hakim olduğu bir
Screenshot. Magical Unicorns Guild'ından. Hafif bir denizci priest teması olduğu belli oluyor. Son 40 saniye. Ve süre tamamlandı arkadaşlar. Ben de oyumu vereyim. Evet. 7 kişi 3 vermiş, 6 kişi 1 vermiş, 6 kişi 2 vermiş, 4 kişi 4 vermiş ve 2 kişi 5 vermiş. Hesaplayalım. 6, 6, 7, 4, 2. 6, 6, 7, 4, 2 ve 2.60 Safron'un ortalaması ve 2.60 ortalamayla Safron bakalım kaçıncı sırada? 17. sırada Safron 2.60 ortalamayla 17. sıradan giriş yaptı. Evet, ilk 3'te Tauren Battlecry 3.80, Tiamon Demon 3.74 ve Seromanje 3.65 Erdem'le paylaşıyorlar. Ve bir sonraki yarışmacımıza geçelim. Hızlıca Sweepy Dippy 24. sıradan yarışmamıza katılıyor. Bu oy kullanacağınız ve bu da CVPDP'nin transmog'u arkadaşlar. Kendisi karakter seçim ekranından bir screenshot göndermiş bize. Omuzluk ve silahta kuru kafa ve kemik şeyleri var. Uyumu var, gösterimi var. Aynı zamanda sarı ve beyaz yani bej tonlarının da ağırlıklı olduğu bir kombin olmuş. Üst kısmı da görmüş olduğunuz gibi yani omuzluklar da dahil olmak üzere sarının tonları mevcut. Silahın ucunda bazı enchantment'lar var. Lacivert gibi gözüküyor şekilde görüldüğü gibi. Ve kendisi de bir orak. Karakterin adı Rigue. Bu arada transmog'dan bağımsız olarak female orklar anca bu kadar güzel bir reskin yapılabilirdi oyunda yani. İnanılmaz güzel olmuş. Son 30 saniye.
Ve süre doldu arkadaşlar. Ben de oyumu kullanayım. Bakalım. 8 kişi 5 vermiş, 6 kişi 4 vermiş, 5 kişi 1 vermiş ve 3 kişi 3 vermiş. Yani 5, 0, 3, 6, 8. 5, 0, 3, 6, 8 ile 3,55 ortalama aldı. Sivippidippi. 3 barajını geçen arkadaşlarımızdan oldu o da. 3,55'ti değil mi? Evet. Ve 3,55'lik ortalamayla arkadaşlar kendisi 8. sıradan listeye dahil oldu. Gördüğünüz gibi Demon Bow'un hemen arkasından. Şunları ben bir kapatayım tabları yeniden. Ve Sweepy sonra Black Uncle. Geçen Transmog yarışmamızın birincisi Black Uncle. Buradan oy kullanabilirsiniz. Ve Black Uncle'ın Transmog'u da bu şekilde. Bir ork human şey ork male ord amblemli kemer, ord amblemli chest ve kırmızı ve gri tonlarında bir setle, dikenli bir setle yarışmaya katılıyor. Son bir dakika. Black Uncle'ın transmogu için. Ve tamamlandı arkadaşlar. Ben de oyumu kullanayım. Evet. 10 kişi 1 vermiş, 5 kişi 3 vermiş, 4 kişi 2 vermiş, 2 kişi 4 vermiş ve 2 kişi 5 vermiş. Yani 10, 4, 5, 2-2. 10-4-5-2-2 ve 2,22 Black Uncle'ın 2,22 ile 22. sırada yer aldı Black Uncle. Şöyle gösterebiliriz. Black Uncle burada. Evet, Tauren Battlecry'in liderliği devam ediyor ve bir sonraki yarışmacımız ZZ.
ZZ'nin transmogu da arkadaşlar şu şekilde. Süre başladı. Kendisi Durotar'da çekmiş screenshot'ını. Herhalde tuttuğu balıklardan geliyor. Üzerinde kırmızı kazağı, kafasında yeşil pomponlu şapkası ve kahverengi ayakkabı ve kahverengi botuyla katılıyor. Süre başladı. Hanım eve gelirken ne alayım? Demiş Sevda. Şimdi Joseph'in senin mesajını da gördüm. Ona da bir açıklık getireyim. Bu arada 55 saniye var. Her türlü transmogu gönderebilirsiniz arkadaşlar. Yani full set de olabilir. Oylayacak olan kişiler full setlere düşük oy verebilme şeyleri de var. Yani biz herhangi bir sınır koymadık. Tamamen full setle gelebilirsiniz. Tamamen yani onu İzleyen karar verecek, gören karar verecek. Bazı full setler o kadar güzel ki transmog'dan da güzel oluyor. Hani ona göre düşük verebilirsiniz. Problem değil yani. Biz burada zaten bunu hani keyifli vakit geçirmek için yapıyoruz. Ex-Kramp'cım teşekkürler sana değilse neler. 10 saniye kaldı bu arada arkadaşlar. Süre doldu. Ben de oyumu vereceğim. Evet, bakalım. 10 kişi 1 vermiş, 5 kişi 3 vermiş, 5 kişi 4 vermiş, 4 kişi 5 vermiş ve 1 kişi 2 vermiş. Yani 10, 1, 5, 5, 4. 1, 5, 5, 4. 2,68 ZZ'nin ortalaması. Bu arada oylama bittikten sonra fikrimi söyleyeyim. Orijinal. Yani kötü değil. Citizen Mary ile birlikte 16. sırayı paylaştılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Citizen Mary de 2,68. ZZ de 2,68. 16. sırayı paylaşmış oldular. Hızlanalım. Bir sonraki yarışmacımız Love the Earth Kendisine bu linkten oy verebilirsiniz. Tamam bakarım ona Hasan. Gördüm şeyi de. Resmi hemen veriyorum. Evet. Süre başladı. Kendisi bir female tauren. Bu arada bu da bir ilk. Mount Hyjal'da çekilmiş resim. Ve üzerinde otantik diyebileceğimiz hani hem tüylü hem otantik renklere sahip bir üstle birlikte omuzlukta da hani sarı altın renklerinin hakim olduğu bir şey olmuş. Arkasındaki staff'ı da zaten şeyle uyumlu gözüküyor.
Oylarımızı kullanalım arkadaşlar. Son 40 saniye. Son 20. Ve süre doldu arkadaşlar. Ben de oyumu kullanacağım. Love the Earth Mother için. Bakalım. 10 kişi 3 vermiş, 8 kişi 4 vermiş, 6 kişi 1 vermiş, 4 kişi 5 vermiş ve 2 kişi 2 vermiş. Hesaplayalım. 6, 2, 10, 8, 4. 6, 2, 10, 8, 4. Ve 3,07. Love the Earth Mother'ın ortalaması. Evet, 3'ü geçen yani ortalama beğeninin üzerinde olan 13. kişi oldu. Ve 13. sırada yer alıyor. 3,02 ile. Evet, bir sonraki yarışmacımız Karumarinan. Karumarinan'ın Transmog'u da bu şekilde. Yeşil renklerin hakim olduğu bir Transmog. Kendisi Zandalari adasında Zuldazar'da SS'ini aldığı yerde bir fıçı balığın olduğu bir yer. Setbat Through Guild'ından Farmer High Life. Yeşil silah, yeşil omuzluklar, gözlük yeşil ve tabardı da bir yeşil kombinini sergilemiş. Son 30 saniye. Ve süremiz dolmak üzere arkadaşlar. Süremiz doldu. Ben de oyumu kullanacağım. Karumarinan için kullandık. Bakalım. 6 kişi 5 vermiş, 5 kişi 3 vermiş, 4 kişi 4 vermiş, 3 kişi 2 vermiş ve 2 kişi 1 vermiş. Hesaplayalım. 2, 3, 5, 4, 6. 2, 3, 5, 4, 6. 3,45. Karumarina'nın
Ortalaması 3.45 oldu ve Karumarinan böylece 11. sıradan listeye giriş yaptı. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar artık sonlara yaklaşıyoruz. Akbaba 29. sıradan Akbaba için buradan oy verebilirsiniz. Ve Akbaba'nın transmogu da bu şekilde. Herkesin hayallerini süsleyen Task of Manaroth ve onu dengelemek için konmuş herhalde bir yeşil bir kukuletalı başlıkla Akbaba yarışmamıza katılıyor. Screenshot'ta Warrior Class Order Hall'un içerisinden geliyor arkadaşlar. Oy kullanın arkadaşlar. Oy kullanmamazlık yapmayın. Oylarınızı kullanın. Artık yarışmada sonlara yaklaşıyoruz. 3.80 ile birinciliğini devam ettiriyor arkadaşımız. Son 30 saniye bu arada. Süre dolmak üzere. Son 5 saniye ve 1 doldu. Ben de oyumu kullanıyorum. Evet. 8 kişi 1 vermiş, 5 kişi 3 vermiş, 3 kişi 2 vermiş, 2 kişi 4 vermiş ve 2 kişi 5 vermiş. Yani 8, 3, 5, 2, 2. 8, 3, 5, 2, 2. 2.35'lik bir ortalama oldu Akbaba için. Ve Akbaba 2.35'lik ortalamayla 24. sıradan giriş yaptı. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, Iris Chief 30. sıradan yarışmaya katılıyor. Not Q, The Alliance Slayer. Canis Majoris Guild'ından. Sarı ve kırmızının hakim olduğu bir üst ve altla katılmış oluyor. Yine Zuldazar'da çekilen bir fotoğraf. Aynı zamanda sarı gözlü bir Blood Elf Hatunu. Arkasında tırpan var. Evet, Argus'tan düşen olma ihtimali var. Argus'tan düşen miydi diye sorulmuş.
Son 50 saniye. Oylar gelsin. Oy kullanmamazlık yapmayın arkadaşlar. Son 10 saniye. Süre doldu. Evet, ben de oyumu kullandım. 7 kişi 3 vermiş, 4 kişi 4 vermiş, 4 kişi 5 vermiş, 2 kişi 1 vermiş ve 1 kişi 2 vermiş. Yani 2, 1, 7, 4, 4. 2, 1, 7, 4, 4. 3.39. Çift'in sıralaması. Ve 3.39 12. sıraya yerleştiriyor Iris Çifi. Görmüş olduğunuz gibi. Karu Marina'nın hemen altında. ZXCV 31. sırada. ZXCV'nin transmogu. Mount Ayjal'da Firelance önünde çekilmiş. Kırmızı bir bandı var. Geri kalan transmogun renkleri gri ve ağırlıklı olarak bej gibi. Ama ellerindeki silahın detaylarını göremedim şahsen. Kendisi bir Blood Elf erkeği bu arada. Kamuflaj mı? Evet, biraz arka planla çok iç içe olmuş. Bir dakika kaldı. Son 10 saniye. Süre doldu arkadaşlar. Ben de oyumu vereyim. Evet. 11 kişi 1 vermiş, 5 kişi 2 vermiş, 4 kişi 3 vermiş ve 1 kişi 5 vermiş. Ortalama yani 11, 5, 4, 0, 1. 11, 5, 4, 0, 1. 1.81 almış ZXCV.
Ve 1.81 ile 31. sıradan listeye giriş yapmış oldu. Elatriyen son 4 kişiye girdik arkadaşlar. Süre başladı. Aethrasil the Kingslayer. Lich King kesilmiş belli. Wings of Night Guild'ından. Yine Zuldazar'da alınmış bir SS. Bir Blood Elf erkeği yine. Alevli silahlar ve sanırım bu Blood Elf Heritage Armor. Yanlış bilmiyorsam. Onunla katınılmış. Bir transmog arkadaşlar. Oylarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım. Artık yarışmada son anlar. Bakalım. 3.80'in üzerine çıkabilecek birileri olacak mı? Eğer olmazsa, yani 3.80'in üzerine çıkan birileri olmazsa yarışmamızın galibi belli olmuş olacak. Bu arada ortalama not 3 olduğu için 3 ve 3'ün üstü genel beğeni toplamış anlamına geliyor arkadaşlar. Yani tek bir birinci olmasına rağmen hani şey yapmayın. Son 20 saniye. Süre doldu. Elatriyen için oyumu ben de verdim. Oylama sonuçları 8 kişi 1 vermiş, 5 kişi 3, 4 kişi 2, 3 kişi 4 ve 1 kişi 5 vermiş. 8, 4, 5, 3, 1. ...2.29 Elatriyen için ve Elatriyen de listemize 27. sıradan giriş yapmış oldu. Gördüğünüz gibi. Evet, son 3. Exkramp. Süre başladı arkadaşlar. Kendisi bir Demon Hunter, Galadriel adında ve karakter seçim ekranından alınmış bir SS. Silahlar görmüş olduğunuz gibi Two Hand ve silahlar transmog'da birbirinin aynı. Genelde kahverengi bordo ağırlıklı bir kombin yapılmış. Yeşil kemer buna ilave edilmiş gözüküyor. Son bir dakika. Oyları kullanın arkadaşlar.
Ve süre doldu. Ben de oyumu kullanayım. Excramp için. Yedi kişi 3 vermiş, 6 kişi 2 vermiş, 6 kişi 4 vermiş. 5 kişi 5 vermiş ve 4 kişi 1 vermiş. 28 toplam oy kullanılmış. Yani 4, 6, 7, 6, 5. 4, 6, 7, 6, 5. 3,07 Excramp'ın ortalaması. Ve böylelikle Excramp da listeye 15. sıradan giriş yaptı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve son iki. Mericast. Gene Zuldazar'da çekilmiş bir resim. Minas Tirith Guild'ından bir Blood Elf Hatun. Rogue olsa gerek diye tahmin ediyorum. Belindeki daggerlardan, sarı daggerlardan. Ve gri kahverengi ve bej tonları sahip bir transmog. Son bir dakika. Son 20 saniye. İki, bir ve süre doldu. Ben de oyumu vereyim. Mericast için. Evet. 7 kişi 1 vermiş, 7 kişi 4 vermiş, 5 kişi 2 vermiş, 5 kişi 5 vermiş. 4 kişi 3 vermiş arkadaşlar. Hemen bir hesabını yapacak olursak yani 7 5 4 7 5. 7 5 4 7 5. 2,93. Mericast'ın ortalaması ve son yarışmacımız. 35 tane zaten şey hazırlamıştım. Bu 35. olacak. Magmar. Hasan, ben 35 tane ayarlamıştım seninle konuştuğumuzda en son. O
Arkadaşın şeyi de yok. Sonradan eklediysen. Onu bir sonraki yarışmaya alacağız artık. Mavira. Süre yeniden başladı arkadaşlar. Kendisi bir Blood Elf Male. Mavi kombinasyonları var. Hem kafalıkta hem omuzluklarda. Aynı zamanda mavi ayakkabı ve mavi kemerle de bunları kombinlemiş. Arkadaki şeyi mor ve sarı şeyleri var. Yani şu bacak arasından görebildiğim kadarıyla pelerinin. Mavera Guild'ından. Arkadaşımız için de oy kullanabilirsiniz. Bakalım. Eğer 3.80'in üzerinde bir ortalama gelmezse bugünün galibi belli olmuş olacak. Son 1 dakika. Son 10 saniyeye girdik. Magmar içinde. Bugünün 35. ve son yarışmacısı. Ve süre doldu. Magmar için ben de oyumu kullanıyorum şimdi. Kişi 3 vermiş, 5 kişi 4 vermiş, 3 kişi 1 vermiş, 3 kişi 5 vermiş ve 2 kişi 2 vermiş arkadaşlar. Yani 3, 2, 10, 5, 3. 3, 2, 10, 5, 3. 3.13. Magmar'ın sıralaması. Ve böylelikle arkadaşlar yarışmamız sonuçlandı. Şöyle listeyi ben size bir göstereyim. Battlecry 3.80 ile arkadaşlar birinci. Tiamat Demon 3.74 ile ikinci oldu. Ve üçüncülüğü Seromanja ve Erdem 3.65 ile paylaştılar. Ben kendilerini çok çok tebrik ediyorum. Dediğim gibi zaten 3'ün üzerindeki ortalama, yani 17 kişi, ilk 17 kişi üzülmesinler. 3.02'den Love 4 Mother'dan başlayarak bunlar bizim community'nin hani ortalama üstü, güzel dediği, beğendik dediği olmuş. Ama diğer arkadaşlar da üzülmesinler. 3'ün altında kalan arkadaşlar da. Onlar da biraz daha güzel SS'ler belki. Hani transmog'u gösterebilecek olan screenshot'lar daha iyi olabilir, uygun olabilir. Bu arkadaşlara da yani herkese katıldığı için teşekkür ediyorum ama üzülmesinler. Eğer bunu sevdiyseniz ya da yapılmasını arzu ederseniz yeniden yaparız. Ben şimdi ilk 3 arkadaşın transmogunu sizlere bir daha göstermek istiyorum. Yani Seromanja, Erdem, Tiamon Demon ve Tauren Battlecry'in üçüncülüğü paylaştıkları için Erdem ve Seromanja. Önce onlardan başlayalım. Evet.
Üçüncü sırada Erdem'in transmogu buydu. Yani hakikaten güzel bir transmog. Bu transmogun güzelliği şuradan geliyor arkadaşlar. Yani bu benim kişisel fikrim. Yani beyaz rengin kullanılmayacağı düşünülecek bir klas, bir spek ve çok da güzel uyum sağlamış bir transmog olmasından ötürü. Buradan üçüncülüğü için Erdem'i kutluyoruz. Bir diğeri Seromanje'nin de ona da bakalım bulursak. Evet. Üçüncü sırada Seromanje'nin Blood Elf Hunter'ı. Hani screenshot'ın güzelliği, mekanın güzelliği, hani bu gölgesi falan, yani çok güzel çekilmiş bir SS olmuş. Aynı zamanda böyle şeyler de var. Bakın mesela, yani ben onları söylemedim size ama şu kemerin etrafındaki tüylerin rengiyle ayakkabının buradaki tüylerin rengi falan, yani sanki bir bütünlük varmış gibi. Bence bu da güzel bir transmog. Kendisini tebrik ediyoruz. İkinci sırada kim vardı? Tiamon Damon vardı. Hemen Tiamon Damon'un da sesini ekrana getirelim. Evet. Güzel bir transmog bu da. Yani bir Dwarf Paladin'in şey Dwarf Şaman'ın üzerinde olabilecek, hani böyle onu tok gösteren ve screenshot da çok güzel bir yerde çekilmiş. Onun da etkisi var. Güzel bir transmog bu da. Özellikle mesela yeşil renklerin uyumu ya da işte böyle bir daha epik duruyor olması da aynı zamanda çok güzel olmuş. İkincilikte Tiamon Demon'un da ve bir numara Tauren Battlecry. Yani hakikaten çok güzel bir transmog, çok güzel bir screenshot ve yani çok güzel bir tek karede anlatılabilecek her şeyi anlatmış burada, yani yapılabilecek. Kendisini kutluyorum. Tauren Battlecry bundan sonraki Azeroth sohbetlerinin konusunu belirleme hakkı kazandı. Kendisine de buradan tebrik ediyoruz. Bana Twitch üzerinden mesaj yoluyla ulaşabilirsin. Senin olduğunu anlayabileceğim herhangi bir şeyde Tauren'cim. Yani bana Twitch üzerinden Tauren Battlecry nickinle mesaj atarsan, hangi Azeroth sohbetleri konusunu istiyorsan önceden yapmadığımız bir konu olmasına da özen gösterirsen, araştırıp bakarsan ona da sevinirim. Güzel oldu bence. 3.80'lik ortalamayla bayağı güzel bir beğeni kazanmış da oldu. Kendisini tebrik ediyorum buradan. Evet, yarışmamızı sonlandırabiliriz arkadaşlar. Şu an Türkiye yaklaşık bir 17 dakika sonra, 15 dakika sonra yılbaşına giriyor, değil mi?